Ben kayıttayım, karışma. Ben de kayıttayım. Aa, sesim bu. Sesime ne oldu ya? Bu benim sesim değil. Kimin sesi? Düzeldi mi? Hayır. Merhaba. Merhaba. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sevgisinden ayrılan kızın dramını konuşacağız. Evet, bunu yapacağız. Siz ne zannettiniz? Neden sevgisinden ayrılan kızlar saçlarını keserler? Bunu ben bilemem Ezgi. Bunu sen bilebilirsin belki. Kesmedim hiç daha önce, bilmiyorum. Yoksa kestim mi? Yoksa mı? Yoksa o kahküllü günlerim falan. Evet, bugün Birds of Prey. Yani Harley Quinn'in filmini izledik. Aa, Harley Quinzel. Doctor Harley Quinzel. Pardon. İzledik ve beğendik. Yani ben beğendim. Ben de beğendim. Tatlı bir filmdi. Evet, hemen Instagram'da da zaten düşüncelerimi sizinle paylaştım. Öncelikle söylemek istiyorum ki bundan bir önceki videomuzu çok sevdiğiniz için de çok mutluyum. Evet ya. Bizim için önemliydi. Güzel bir video oldu. İzlemediyseniz saçma. Evet, ben de çok mutluyum. Öyle... Gerçekten çok mutluyum. Ya yorumlarınız zaten... Videoyu yaparken Anıl hep ağlamıştı kurgusunda. Sonra ben defalarca sizinle paylaşmadan önce çok heyecanlandım ve ağladım. Bir de üstüne üstlük yorumlarınız beni ağlattı. Gerçekten yorumlarınız çok güzeldi. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ve hemen şuradan izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Ve beni ne şaşırtıyor biliyor musun? Şu an bakıyorum. Bak mesela saat 1:30. En yeni yoruma bakıyorum. 2 dakika önce ağladım. Ya. Hiç şüphem yokken açtım ve gerçekten öyle, o kadar sürekli ağladım mesajı geliyor ve beni garip bir şekilde tatmin ediyor, mutlu ediyor. Evet, gerçekten yani ağlamanız değil. Yani o günlerin o hissini size aktarabilmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Evet, çok zordu çünkü o kadar arşivden o kadar videoyu çıkarıp bir de Anıl yani o günleri tekrar yaşamış gibi hissetti. Çok daha böyle derin zordu. Duygular içerisinden böyle ben onu çıkarmaya çalışıyorum şu an. Hadi çık. Gel, hadi Harley Quinn konuşalım, hadi. Ama hep onu konuşmak istiyor aslında şu an. Evet, ama Harley Quinn de bu filmde sonuçta bir depresif bir şekilde başladı ya. Evet. Hadi oradan da bir bağ kurmuş olalım madem. Tebrik ediyorum. Nişanlılar. Aa, bir de ne var biliyor musunuz? Böyle bir paket geldi bugün. Aa, bu videonun yıldızı olacak bence bu paket. I hope so. Kesinlikle, çünkü ben böyle dayanamayıp açtım ve hemen... Şöyle bir göz gezdirdim. Zaten Warner Bros'tan gelmiş olduğunu anlayınca da Harley Quinn'le ilgili bir şey olduğunu da anlamış oldum. Hemen oradan didiklemişsin. Ama şöyle bak, şöyle baktım ve şöyle de ama hepsi paketli. Tamam. Heyecanlandım. Şimdi sizinle bunları da açalım. Tamam, o zaman bu videoda spoiler no. Sohbet, muhabbet, neler oldu, ne var bu pakette. Tamam, güzel. Hadi o zaman. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. O zaman birazcık filmden bahsedelim. Sonra şeyi açalım, paket açalım. Tamam. Söyle bakalım o zaman, niye bu kızlar saçlarını kesiyor? Niye Harley Quinn saçlarını kesti? Çünkü böyle şey bir algı var. İşte kadınların en değer verdikleri şey, kendilerini güzel hissettikleri şey saçlarıdır. Her zaman saçlarına çok dikkat ederler, bakarlar. En önemli şeydir onlar için. Ve kalp kırıklıklarında da en çok sevdikleri şey aslında zarar vererek mi? Hani bu kadar canım yanıyor işte. Hani saçlarımdan bile vazgeçtim. Ya. Anladınız mı yani? Evet. O kadar acı çekiyorum. Küçükken saçlarımı... Benim bir fotoğraflarım var Anıl. Şu an keşke burada olsa, albümünü de göstersem. İğrenç kesmişim saçımı. Niye? Bebeklerimin saçları bitti. Ben küçükken hep kuaförcülük oynuyordum her kız çocuğu gibi ve gelmişim eve okuldan, saçımı bir kesmişim önden. İğrenç fotoğraf, çocukluk dönem fotoğraflarım var böyle. Ya. Çirkin olmuşum. Kurtaramamış da kuaförler. O yüzden de bu filmin olayı, konusu Harley Quinn Joker'le ayrılmış ve başına gelen şeyleri izliyoruz. Yani bu filmde kendi macerasını atılıyor. Çok güzeldi bence aksiyonları. Evet, renkli bir filmdi. Çok renkli bir filmdi yani, bayağı. Ya, saçı başı zaten renkli ama filmin tonları da çok renkliydi. Yani biraz Suicide Squad değil mi? Onu almış oradan devam etmişler ama Suicide Squad'ın böyle bir şeyi vardı. Ne oluyor ya dediğin bir garip bir havası vardı ya. Evet. Bunda tamamen Harley Quinn üzerinden olduğu için tamam diyorsun. Yani kurgu da bir farklı ilerliyor filmde. Evet. İki gün önceyi anlatıyor, bir iki gün sonrayı anlatıyor. Filmin öyle ilginç bir kurgusu var. Orada da şeyi de biliyorsun yani, bu kızın kafası zaten karışık. Mental sıkıntıları var. O yüzden filmi bize anlatırken de karışık anlatması çok doğal olmuş, çok yerinde olmuş. Kesinlikle böyle dış sesle olayları bize özetliyor olması çok güzeldi. Çünkü diyaloglar çok güzeldi. İster misinizce hep sırıtıyorsun, gülüyorsun başında. Böyle film seni hemen içine alıyor. Kız filmi mi sence bu? Evet, biraz feministlik. Evet, o yüzden ben sevdim.
Tabii ki. Güzel dengesini de kurmuşlar bir yandan. Aa, müzikleri çok güzeldi. Bayağı ben eğlendim yani. Zaten İyiydi. Harley Quinn çok eğlenceli bir karakter olduğu için müziklerle de böyle coşturdular. Kostümleri. Kostümler gerçekten bu sefer çok çok iyiydi ya. Şeffaf giydiği ve buraları böyle şey olan. Pompon kız şeyi değil pompon mi? Pompon kız şeyi gibi ama bir yarısı şey mesela polis şeridi var ya. Hmm. Ondan yapmış bir kısmını. Yapmak istedim güzel, onu. Güzel. Eğer böyle şeffaf bir şey bulursam yapayım. Sevdim onu. Onu giyip gezmek istedim. Ya duygularını, hislerini çok güzel aktarmışlar ama böyle dolu dolu da bir hikayesi yok. Doyurucu bir hikayesi olduğu söylenemez. Sadece böyle güzel bir, tatlı bir macera diyelim. Aksiyonun da doluluğundan bahsedemeyiz çok. Evet, aslında mesela filmin konusu şey ya, dediğin gibi Joker'le ayrılmış bir Harley Quinn tek başına ne yapar? Ama hani o bir Harley'in kendini bulma yolculuğu mu bu film? Değil. Çok sıkıştı arada ya. Suicide Squad'dan sonra Margot Robbie sevildi Harley Quinn olarak. O yüzden bu şekilde devam etmeyi tercih ettiler. Çünkü çok iyi de yaptılar. Çok kafamızda oturdu bu karakter. Çok yakışıyor. Ama Joker oturmamıştı. Joker'i bu filme dahil etmemeleri çok güzel oldu ama yine de bu filmi böyle Suicide Squad'dan bağımsız bir film olarak izledim ben hep. Tamam mı kafamda? O yüzden de başka bir araya girecek bir Joker'i de bekledim. Anladım ama film diyor ama ki... Ama olmazdı. Film diyor ki zaten bu Suicide Squad'dan sonraki Harley Quinn diyor zaten. Evet, o da var. Mesela bazı karakterlere de çok minik göndermeler vardı bu Meran karakteri gibi. Ama Suicide Squad'ı izleyip izlememen umurunda değil bu filmi izlemen için. Joker'i de kullanmamışlar. Bence iyi de yapmışlar. Ya bu filme Joker için gitmeyelim. Olmazdı. Olmazdı. O... Ben sadece Harley Quinn'i çok sevdiğim için ve evet. bağımsız olarak düşündüğüm için Joker'i görmek isterdim. Evet. Ama yapamazlardı. Evet. Evet evet. Zaten o zaman o girl power hareketi olmazdı bence. Evet. Ya Joker için gitmemeliydim ben bu film. Bu manyak kız için gitmeliydim. Biraz böyle Joker'in işte gücünden de faydalanan bir Harley Quinn izledik. Bugüne kadar böyle tamam hep böyle başına belalar açmış ama bir şekilde de Joker'in sevgisi olduğu için de sıyrılmış. Ona hep sırtını dayamış. Evet ama Joker'in sonra... Joker'in sevgilisiyim ben. Bana bir şey olmaz tavrı varmış. O yüzden de kimse açıklayamıyor, söyleyemiyor ama dimdik de ayakta duruyor yani. Pudding'inden ayrılınca ne kadar acı çektiğini bize hissettirdi ve saçlarını kesti. Ama yakıştı. Çok böyle nice. Evet evde de keyifle izlenebilecek bir film yani. Kesinlikle. Sonrasında. Yani böyle şey bir film ya. Gidelim eğlenelim. Ben şunu çatlayacağım artık. Biraz bakalım. Aman çatlama aç. Hadi bakalım. Bakalım neler yollamışlar. Burası Türkiye bize bu güzel hediyeleri yollamış. Suicide... Çok teşekkür ederiz. Suicide Squad zamanı sana peruklar, tişörtler, Harley Quinn şeysileri gelmişti. Onları da getirdim. Burada eski oldlar bilir sadece. Bu kanalın oldları bilir. Önce tabii ki yazıdan başlayacağım. Merhaba Ezgi Anıl. Özgürlüğünü ilan et. Muhteşem kargaşaya katılmak için ihtiyacı olan her şeyi sana gönderiyoruz. Ezgi ne yapıyorsun? What is that? Tişört. Aa, Mad Love yazıyor. Aa. Harley Quinn'in en bilindik çizgi romanı Joker'le birlikte Mad Love hikayesi. Bu da bir bilgiydi. Burada Harley Quinn yazıyor. Harley çizgi roman yazısı. Bakayım. Ay çok güzel. Ya bana mı? Anıl o kadar zayıfladın ki. Neredeyse olacak medium artık. Ya da sana hep böyle koyalım biz. Çok güzelmiş. Bu arada filmde Warner Bros. Çizgi film konusunda best of the best'lerden biri olduğu için evet. filmin başına da bir çizgi film yapmış. Hatırlamaz olur muyum? Çok güzeldi. Çok iyiydi. Mesela hiç fikri olmayan biri bu filme girse çok direkt güzel. Her şeyi anlatıyor. Harley de bu arada Sylvester Tweety izliyordu hep. Hep. Hep aynı sahne. Evet pullu payetli bir şey görüyor. Bir şey görüyor. O ne? Ooo. Filmde giydiği bir şey bu. Ayakkabıları gibi. Ya. Ne ya? Güzelmiş. İyiymiş. Bunlar bacaklarına mı bağlanıyor? Ay bakın. Aa! Nasıl ya? Bir dakika. Ya? Bunu ayak... Yok. Ayakkabının üzerine mi giyiyorsun sandın sen de? Evet. Şurası boş ya. Bence ayakkabının üzerine giyiyorsun gerçekten de. Hayır ya. Geri kalanı nasıl olmaz olacak? Olmaz. Ne diyorum acaba ben? Bu kol için mi yoksa? Hayır ya. Oha çok iyi. Aşksızım. Ayakkabıyla rahat giy diye mi böyle yapmışlar? Pullarım döküldüğü için üzgünüm şu aa, an. Döküldüm. Aa yeni süpürdüm. Ay çok sevdim bunu bak. Evde Harley Quinn olayım. Hadi 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 tamam. Hadi. Tamam. What the hey? Aa çok iyi. Aşksızım, tahtsızım, sen yokken. Çok güzel. Tahtsızım. Aa çok güzel. Sevdim. Aa sen tak şimdi bunu. Tamam. Hemen. Hiç tamam. Hayır demez. Sana çok yakışıyor. Filmde bir sahnede kızlar dövüşürken bir tanesi de bir saçı geliyor ya suratına. Hı hı. Aileyi de çıkarıp toka veriyordu. Evet. Güzel, güzel detay. Güzel detaylar. Eski saçı göstereyim size bilmeyenler için. O çok başarılı bu saç. Aynısı. Birebir. Neyse ben bunu videonun sonunda takayım. Evet devam ediyoruz paketimize. Şöyle bir şey var. Anladın mı ya?
Hiç yakışıyor mu? Nişanlı bir beye. Oha çok tatlı. Natara mı bu? Evet. Göster orayı da göster. Hamleyi. Ya ooo. Tamam ya çocuk çocuk hareketler. Her onu yandan yapacaksın. Hiç estetik. Ne koyacağım? Su koyarım. Tabii ki su. Çok seveceğim bir şey aldım şu an. Koleksiyon yapıyorsun ya. Vallahi gördüm ki. Gördüm ki. Oha çok iyi. Daha önce şey göndermişti Warner Bros. Shazam. Bu açılmış ama. Biraz dağılmış. Ben açmadım. Oha çok iyi. Kunduzu da var. Oha çok tatlı. Çok aşırı tatlı. Dövmesini de yapmışlar. Çok sevdim. Aa bunun standı da var. Aa diğerlerin hiç yok. Evet. Bakalım devam ediyorum ben. Hemen bilgisayarımın yanında kendisi yerini alacak. Bütün ekip burada. Oha bir tişört daha. Sırtlan da var. Sırtlan da var. Herkes var. Güzel. Bunları giyecek misin? Giyerim. Devam ediyorum. Ya Harley Quinn tam çanta. Bir moda ikonu oldu başımıza ya. Evet ve çok başarılı. Pazara gidersin artık. Sağ göl ya. Ben yine ekmek almaya gideceğim böyle. Merhaba. Bakkal amca ekmeğin var mı? Ama karşılığında el bombası ver. Kız patladı. Bir şey geliyor. Sol. Oha. Şişir. Şişme balta. Şişir çabuk. My pudding ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok iyiymiş. Acıtıyor mu? Ya. Nasıl ya? Aa bunu Burak kesin ister tepki koyayım. O gitsin AliExpress'ten alsın. 10 numara yapmışlar bu sefer. Çok güzel olmuş. Deli kızın çeyiz. Bunlar benim çeyizim olsun. Çeyiz alışverişi. Gerçekten çeyiz alışverişime hoş geldin. Böyle bir Harley Quinn tercih edeceklerini sanmıyorum. İşte bizdeki de böyle. Bunu da sana takalım o zaman. Ya gitsin. Keşke gözlerin üzerinde boyasalarmış ya. Bu saç birbirine girmiş. Nasıl? Çok eğlenceli böyle kargoları açmak değil mi? Tamam, bitti. Tamam. Bunları oynarken suyunu çıkaracağımızı tahmin edebilirsiniz. Kesinlikle. Bunları da Instagram'da görebilirsiniz. Evet. Güzel video planlarımız var. Var. Çok istediğiniz ev turu videosunu çekmeye karar verdik. Artık onu çekeceğiz. Zahmet oldu ama. WandaVision'ın dizisinin teaser yayınlandı. Onunla ilgili bir şey yapmadık çünkü çok fazla bir şey yoktu zaten içinde konuşacağımız. Evet. Biraz daha bir şeyler gelsin diye sabırsızlıkla bekliyoruz. Daha dolu dolu şeyler konuşmak için. Bir de şöyle bir mevzu var. Zaten geçen hafta çok yoğundu biliyorsunuz. Aslında bizim biraz kafamız da karıştı değil mi? Evet. Yani bir önceki video çok sevildi. Bu yüzden de çok mutlu olduk. Evet. İşte kendi hayatımızı biraz daha paylaşmak istedik. Hep istiyorduk zaten ama ne yapalım nasıl yapalımın biraz arasındaydık. Evet bir çıkmaza giriyoruz kendi kendimize aslında saçma sapan. Normalde çekiyoruz biz vlog bu arada. Hani günlük zaten 10 yıl önce de çektiğimiz gibi hala çekmeye devam ediyoruz. Kesinlikle. Ama ne yapıyoruz onları yine anı olarak saklıyoruz. Aa diyoruz şimdi bu film geldi bunu konuşalım diyoruz onu öteliyoruz işte böyle kenara atıyoruz belki bir gün koyarız diyoruz. Evet. Oo yazın çektiğimiz ne vloglar var mesela. Çok var. Çok var ama niye bu kadar kendimizi kısıtlıyoruz bilmiyoruz. O yüzden sizin de düşüncelerinize ihtiyacımız var. Böyle kendi kendimize danıp konuşup duruyoruz, yani, dönüp duruyoruz. Evet. O yüzden onlar da bizimle fikirlerini paylaşsınlar. Tabii ki. Mesela nasıl videolar beklersiniz bizden değil mi? Evet. Nasıl mesela vlog fikirlerinizi yazabilirsiniz, başlık olur, şöyle bir video türü çok güzel olur diyebilirsiniz. Yapalım yani böyle şeyler. Çünkü bu kanalın adı Ezgi'nin kanalı. Aslında benim kanalım değil sadece. Onunla birlikte yaptığımız bir kanal. Ama o işte aslında ayrı bir hikaye. Onu sonra anlatırım ama Ezgi'nin kanalının olması sebebi aslında daha özgür hissetmek için bu ismi koyduk. Yani bir sinema geçmiyor farkındaysanız isimde. İşte ki böyle eğlenceli videolar istediğimizde çekebilelim diye biz böyle koymuştuk. Ama yine de kısıtlıyoruz kendimizi. Evet çünkü şeyin arasında kaldık. Yani madem bu kadar çok vlog çekiyoruz bunları
yayınlayalım mı dediğimiz noktada. Ama işte şu filmden bahsetsek daha iyi olur. Sonuçta sinema için abone oldu bu insanlar falan diye de kafamız bazen karışıyor. Koymuyoruz. Bazen diyoruz başka bir kanal olsa da oraya mı koysak sürekli? Evet, çok sürekli. Blok kanal açasın var mesela bu ara. Böyle bir yokluyor bu fikir beni ama o da çok sıfırdan başlamak demek. Niye böleyim sizi yani, değil mi? Evet işte o da sizi bölmemek için. Yoksa Ezgi orada vloglar aksın o kanalda. Burada sinema muhabbeti aksın. Orada da çizimler aksın. Bizim için daha keyifli olur da diyebilirsiniz. Ama yok yok, hiç kanalları bölmeyin. Aynı yerde içinizden ne geliyorsa yükleyin. Sonuçta bu sizin kanalınız da diyebilirsiniz. Bir fikir danışmak istedik belki. Evet ya, fikirlerinize ihtiyacımız var. Biz çünkü bu dediğim gibi sıkıştık kaldık. Siz de fikirlerinizi paylaşırsınız. Bize bir yol göstermiş olursunuz. Bizim için de güzel olur. Aslı özet şu. Günlük hayatımızı, kendi aramızdaki muhabbetleri burada daha sık mı paylaşalım? Başka bir yerde mi paylaşalım? Bizim kafamızdan geçen bir soruydu. Uzun bir sorumuz oldu ama cevabı basit olabilir sizin için. Evet, bir yoklama yapabiliriz. Birlikte bir karar verebiliriz. Bu video bitti. Başka bir muazzam videoda. Belki de ben burada olmam. Aynen. Belki de olurum. Olursun olursun. Değil mi? Ezildim. Tamam, olurum olurum. Olur. Yani her şey bir yana, asıl soru Anıl Çelikkaya bıyık bırakmalı mı? Her şey bir yana, Anıl Çelikkaya video yükledi kanalına. İnanabiliyor musunuz? Ama hemen izleyin. Kaldırılabilir. Yorum. Çok teşekkür ederim. Beğeni. Böyle şeyler yaparsanız seviniriz. Çok sağ ol. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, film hakkındaki spoilersız düşüncelerinizi de bizimle paylaşmayı unutmayın. Sorduğumuz sorulara da cevap verirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.